Şimdi gelelim fotoğrafa. Güzel. Benim en çok sevdiğim fotoğraflardan biri budur dostlarım. 16 Mayıs 1919. Atatürk Bandırma ile İstanbul'dan ayrıldı. Bir daha ne zaman geldi? 1 Temmuz 1926. Yıllar sonra. Neden? Çünkü gelemez. İstanbul işgal altında ve İstanbul'dakiler işgal güçleriyle işbirliği yapmış. Ve Atatürk'ü biliyorsunuz öldürmek istiyorlar. 3 kez öldürmeye yelteniyorlar. Suikast düzenliyorlar. Yani İstanbul tam güvenilir bir hale gelmeden Atatürk gelemez. Ve geliyor. İşte o günün fotoğrafı. 1 Temmuz Ertuğrul Yatı'nda. İyi de geliyor da ne oluyor? Çok önemli. Bandırmayla ayrıldı deniz yoluyla. Deniz yoluyla ayrıldı İstanbul'a yıllar yıllar sonra yine deniz yoluyla geliyor. İstanbul'u onu karşılamak için su üstünde. Yani kayık, sandal, vapur, gemi, çatana, mavna, herkes, binlerce, on binlerce insan denize açılmış. Mustafa Kemal'i bekliyor. Ve o Ertuğrul Yatı'nın güvertesinde kendisini karşılayan İstanbulluları selamlıyor. Ama su üstünde yüzlerce, belki abartmıyorum ama binlerce tekne, sal, kayık her neyse onları selamlıyor ve yanındakine şunu soruyor. İşte Mustafa Kemal bu. Bandırma nerede? Kendini karşılayan onca deniz taşıtı arasında arkadaşını, yol arkadaşını Bandırma'ya arıyor. Bandırma nerede? Bu Mustafa Kemal denilen adam bu işte. Efendim diyorlar, herhalde bakımda. Halbuki yalan ha. Çoktan sökülmüş, jilet yapılmış. Bu Atatürk'e söylenen bir yalan. Fakat Atatürk adına size söylenen o kadar çok yalanlar var ki. Onları ne yapacağız? İşte Atatürk o İstanbul'a geldiği ilk gün Dolmabahçe Sarayı'nın kapısında bu söylevi yaptığı o gün sarayı geziyor. Şahzade odalarının birinde bir tablo görüyor. Bu İtalyan ressam Zonaro'nun bir tablosudur. Tablonun adı Hücum. Zonaro iyi bir ressam. Zonaro 2. Abdülhamit döneminde sarayın baş ressamı. Ünlü Zonaro. İtalyan. Tablonun adı Hücum. Adından belli tablonun içeriği. Bizim askerler süngü takmış hücum ediyor. Yerde ölü birkaç Yunan askeri. İşte o gün Atatürk böylece bakıyor tabloya. Diyor ki, ya Zonaro iyi bir ressam. Ama şu yerde yatan insanların üstünü tabloya zarar vermeyecek bir şeyle, bir boyayla, bir şeyle kapatın. Efendim neden? Diyorlar. Şu yanıtı veriyor. Ben burada Yunan halkının ölü çocuklarıyla mı bir arada yaşayacağım? İşte size Mustafa Kemal denilen insan. Arkadaşlar açın okuyun lütfen. Dünya liderleri arasında bu denli duyarlı. Bizim bilmediğimiz, bize anlatılmayan ama. Bu denli hümanist. Kaç kişi bulacaksınız? Ve o ölü Yunan askerlerin üstü bir boyayla kapatılıyor. Yıllar yıllar sonra 1960'lı yıllarda o boya kazınıyor. Yeniden o ölü Yunan halkının çocukları ne yazık ki ortaya çıkıyor. Yine benim en çok sevdiğim Atatürk fotoğraflarından biri de işte bu gördüğünüz kitap okuyan Mustafa Kemal. Gutenberg matbaayı buldu. Güzel. İbrahim Müteferrika 1720'li yıllarla Gutenberg arasında var 200 yıl. Yani 200 yıl dünya kitap okuyor. Batı biz yeni başladık. 3. Ahmet döneminde. İbrahim Müteferrika'dan Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen yaklaşık 200 yıllık süreçte kaç kitap yayınlandı biliyor musunuz? Matbaalarda 40 bin. 40 bin kitap ne? Etti mi sana 400 yıl? Bu millet okumaya, aydınlanmaya cumhuriyetle başladı. Tercüme büroları kuruldu. Bütün dünya edebiyatı, kitaplar Türkçe'ye çevrildi. Benim en çok güldüğüm de şu. Ya bu harf devrimi olmasaydı sanki geçmişte bağımızı kopardı. Lan kaç kitabın var geçmişinde? Ya senin geçmiş dediğin mezar taşıyla çeşme yazısı mı?
Sanki çok büyük külliyatı kitabı olan entelektüel bir toplum. Sanki yani geçmişte kalan insanlarda okuma yazma bilme oranı yüksekti de. Hay Allah, gördün mü şu harp devrimini? He, insaf ya. Kimi kandırıyorsunuz? Çevir. Matbaalarım var. O kadar cukkaya, cebe, mebe, şuna para var da bu toplumun aydınlanması için niye yayına paran yok? Yıllarca, bunca zaman biz kitap okumaya, aydınlanmaya Cumhuriyet'le başladık. Mustafa Kemal kitap okumanın adıdır. Bir yabancı gazeteci röportajda soruyor ona. Nasıl başardın? Nasıl başardın? Tamam, ne yaptığını biliyoruz ama bunun sırrı ne? Şantı veriyor. Ben hayatım boyunca cebime giren her iki kuruşun bir kuruşuyla kitap aldım. Siz bana dünya tarihinde başarısını kitap sevgisine, kitap okumaya bağlayan başka birini göstersenize. Açın göstermedi. Ben bulamadım. Göster. Peki bunları biliyor muyuz? Bunlardan haberdar mı bu toplum? Oysa onca Atatürk köşesi bütün okullarda. Ha? Törenler. Thomas Edison ne diyordu? Toplumlar bilgisizlik yüzünden yok olur.